Şimdi bakın bizim bina imalatlarını yaparken bina çeşitlerine göre belirliyoruz. Diyoruz ki çerçeveli bina. Çerçeveli binadan kastımız sadece kolon var. Düşey taşıyıcı elemanlar için söylüyorum tabii. Kolonlar kaça kaç olur örneğin? 30'a 40, 40'a 40, 40'a 40 50. Ama bir boyutu diğer boyutuna göre 6'da 1'se, yani bir kenara 30 santim aldınız, diğer kenar 180 santimse kolonun, 30'a 180'lik bir elemansa bu, buna biz perde eleman diyoruz. Perdenin anlamı bu. Şimdi eğer siz bütün binayı sadece perdelerden oluşturup yaparsanız, buna da tünel kalıp sistem diyoruz. Şimdi bu bir yöntem aslında. Bu bir yöntem. Çerçeveden oluşan bir bina üretebilirsiniz tabii. Kolonlu sistem, yönetmeliklerimizde de var zaten. Ne yapıyorsunuz? Sadece kolonlardan oluşan, kolon kiriş tabii döşemesi falan da var. Böyle bir sistem çerçevedir. Az katlı binada tercih ederiz bunu. Bir beş katlı bina yapıyorsanız yapabilirsiniz bunu. Çünkü yönetmeliğe harfiyen de uyuyorsanız eğer, bütün hesaplarınızı ayrıntılı yapıyorsanız bir sakınca yok. Ama deprem bölgelerinde biz şunu gördük. Çerçeve bina aslında daha sünek davranış gösterir ama böyle biraz hata yaptınız mı bu hatanın affı yoktur öyle. Ama perde varsa binanızın içerisinde böyle daha uzun kolonlar varsa binanızın dayanım gücü de artıyor deprem karşısında. Ama kötü bir şey daha söyleyeyim bu perdede. Perdeleri de yanlış koyarsanız tasarımını perde tasarımlarını yanlış yerlere yerleştirip de binanın bir de burulmasına sebep olacak gibi örneğin bir etkisi bu tür etkileri de yaratacak şekilde hatalı bir şekilde projelendirirseniz çerçeveden daha kötü sonuçlar elde edersiniz sistem sadece. Mesela bakın tünel kalıpta bütün perdeleri tek bir doğrultuya koyarsanız o bina gene hasar görecektir. Başlangıçtaki tasarım çok önemli. Mühendisin tasarımı çok önemli. O yüzden diyoruz sertifikalı mühendislik, uzman mühendislik olsun. O uzman mühendisinin de önüne proje gitsin diyoruz. Hatta bu projeyi de tek bir kişi denetlemesin. Belediyeyi zorlayarak projesini geçirtenler yok mudur yani? E şimdi bakın o zaman bizim projelendirmede henüz bir sıkıntımız var. Bırakın onu, inşaat, imalat yaparken neler yapıldığını bir düşünün yani. Ben projesi olmayan inşaatlar gördüm. Projesi Tabii projesi şantiyede yok. Neye göre yapıyorsunuz bunu? Hangi aşamada, hangisini? Olmaz olur mu? Bir gidelim birkaç tane binayı gezelim. Yeni dönemlerden. Gidip bakalım projesindeki kolonlarla, kolon etreleriyle yerindekinin hiç alakasının olmadığını gördüm. Tabii bu denetimsizlik bizi bu hale getirdi. Bütün bakın şimdi açıklanacak kaç tane bina iskanlı ve ruhsatlı onu göreceğiz. Çok önemli. Bir tane bile binanın iskanlı ve ruhsatlı olup da yıkıldığı durum ne demektir? E, sen bunu nasıl tekliğine uygun yaptın? Hangi şartnameye göre yaptın? Bir de bu içindeki vatandaş ne yapacaktı burada? Sen iskanını almışsın, ruhsatını almışsın. Yapı denetimci onaylamış. Yüzde yüz bitimini vermiş belediye. Bütün küp numune örnekleri, beton örneklerini almışsın. Demir örneklerini almışsın. Bunları laboratuvarda test etmişsin. Şantiyede işte bir kat bitti beton. Tamam tekniğine uygun diye belediyede rapor da vermişsin. Ama bu bina yıkılıyor. Şimdi böylesine iskanlı ruhsatlı bir binanın yıkılması daha da acı verici bir durum. Burada bakın içerisinde mimarı, mühendisi, yapı denetimcisi, müteahhiti, kalfası, ustası ve bakanlığı da var içerisinde. Yani tüm hepsi bir zincirdir öyle. Bu zincirin içerisinde bu binayı yıkılan, yıktığınız zaman, depremde yıkıldığı zaman bütün bunların sorumluluğu vardır.